Dem nerede demlenecek? Seçim açısından son düzlük görüntü. Heyecan dorukta ki iki buçuk ay kaldı. Bu hafta tüm partiler için son rotüşler zamanı. Artık sağ hakimiyetine meyledilecek iktidar lehinde ama muhalefet aleyhinde çok yönlü bir hesap değişikliği hali hazırda masada ki bu sinyal çakan hesapta Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığına dair çıkışı. Kaç gündür konuşuyoruz, konuşuluyor ve de yazıyoruz. Başak'la alakalı durum ne olacak? Dem nerede duruyor? Teklif götürecek mi? Selahattin Demirtaş, Başak üzerinden Dem'in ne demek istiyor? Aday olursa ne olur, olmazsa ne olur? Dem'in İstanbul hesabı nedir? Kendini özgür, müstakil olarak mı sahaya sürecek? Yoksa bir önceki seçimde aleyhine çıkan sonuçlara rağmen aparat mı kalacak? ve sahadaki ön seçimlerin sağlık ölçüsüyle alakalı yaşanan tartışmalar, aday adaylarıyla alakalı söylem, eylem ve tepkiler buna karşılık verilen cevap dozajları, hasılı onlarca yüzlerce soruyu kulislerde ikmal eden bir zaman dilimi. Elbette ki bu soruların ekseriyeti de eğer ki farklı bir durum hasıl olmazsa, Diyarbakır'daki demin aday açıklamalarındaki ortaya konulan tablo cevap verecek. Tabi burada değerler ölçüsü etki tepki noktasında ne kadar olur onu bugün göreceğiz. Ama kulis bilgilerinden çıkardığım sonuç birçok alanda evdeki hesap çarşıya uymazsa da demin geneldeki eğilimi çok sayıda adayla sahada varlık göstermek. Ki bunu özellikle Demirtaş'ın tutuklanmasından sonraki süreçte partinin ortaya koyduğu siyasi verimsizlik noktasında taban yüksek sesle dile getirerek istiyor. Özgür ve müstakil olunsun. Dönersek Başak Demirtaş'ın mevcut duruşuna. Bir önceki yazımda da aktardım. Selahattin Demirtaş bir oyun değiştirici rol üstlendiği hissiyatı var. Kaldı ki tabanda karşılık bulan biri. Ki Kürtler kadar Türkler de yoğun bir sempatiyle bakıyor Demirtaş'a. Ne diyorlar? Solun gelecekteki tek lideri. Demin yönetimi iç ve dış etkilerinde hesaba katılmasıyla bu hamle çok çabuk minimize ya da rasyonalize veyahut da İstanbul'da yelkenler fora deyip CHP ile yollar buraya kadar diyebilecek iradeyi ortaya koyar mı? Neyse siz bu yazıyı okurken belki de demin bugünkü toplantısında çıkan sonuçlar sorulara yanıt bulmuş olacaktır. Netice nasıl hasıl olur göreceğiz ama demin siyasi kulvarında yer alan müdavim okurlarımın sıkça yazılarıma düştükleri not var. O da şu, dem artık seçim kaybettiren değil de seçim kazanmak stratejisini benimsiyor, benimsemelidir. Özellikle Erdoğan düşmanlığı ve AK Parti'ye seçim kaybettirme adına her yol mübah siyasetinden vazgeçti, vazgeçmeli. Yani den de bir önceki seçimden çıkaracağı ders ibretlikle topyekün reddediş ve topyekün biat ediş tavrından ırak kalmalıdır. Müstakil olmalı. Tabi konjüktüre göre de kaybettirme adına değil kazanımlar elde etme adına işbirliğine de açık olmayı da bilmeli. Yeter ki dürüst olsun. Seçmen nezdinde adayda aranan beklenti noktasındaki özelliklerin tarihsel ölçüsü nedir? Yani oy eğilimini önemseten adaydaki tercihsel özellikler. Bu yönde aday nasıl olmalı noktasında çok yazı aktardık. Özellikle aday adayla evresinde ama artık işi bir de seçmen eğilimine getirelim. Yoğun bir zihin eforu sonrasında yapılan bir araştırmanın da verileriyle oy eğiliminde şöyle bir oy özellikler harmanı çıktı. Seçmenin oy tercihinde ana kriterler. Fikirlerine başvurulan seçmen sayısı ve kriterleri verilen yüzdelik sıralamasında şöyle bir tablo karşıma çıktı. Değişmeyen öncelik kriter hiç kuşkusuz ki dürüstlük, şeffaf ve adil olmak çıktı. Demek ki dürüstlük her şeyin başında geliyor. Çıkan tablo şöyle. 700 kişiyle yapılan görüşmede seçmenin %35'i oy tercihimde aradığım ilk özellik dürüstlük diyor. İkinci sırada hukuk çıkıyor. Hukukun gücüne inanma ölçüsüne 600 kişinin verdiği cevap %28. Evet, bunu takip eden adayın çalışkan, becerikli, işin ehli olma özelliği geliyor. Hukuk ve beceriklilik ölçüsü eşit bir noktada ki bu özelliği 550 kişiden %28 istemiş. Dördüncü sırada tercihsel ölçü. Adayın halkın içerisinden biri olması gerektiği gerçeğine dikkat çekiliyor. Burada 450 kişiye sorulmuş verilen yanıt %24 çıkıyor. Adayın güvenirliğine gelince 5. sırada 500 kişiden sorulmuş oy eğiliminde %17'si uyumu etkiler demiş. Seçilme ve seçilmeme noktasında aday kendisine oy vermeyenlere karşı davranış ölçüsü de oy eğiliminde önemli bir kriter. Burada 350 kişiden sorulmuş. Gelen yanıt %17. Adayın vatandaşın yanında olma özelliğine, hassasiyetine dair soruya 300 kişiden %14'ü tercih koyuyor. İş bitiriciliği %11'de. Tabloda adayın dini değerleri olan hassasiyeti ve cebelerini yerine getirmesi, milliyetçilik duygusu, kendi siyasi partisinin fikirleri dışındaki fikirlere de açık olması yönünde özellikler, oy eğilimindeki ölçüsü eşit. 350 kişiye sorulmuş, %11'i tercihim diyor. Bu kulvardakilerin %40'ı adaletli olmasını önemsiyor. Yüksek eğitimli %8, becerikli %6, yardımsever %6, genç olması %5, sosyal muhafazakar olması %5, laiklik %2 görülürken yerelde iktidarla ilişkileri ve temsiliyet ölçüsündeki özellik %4. Dikkatimi çekti. Adayın özelliklerinde siyasi ve ideolojik kimlik odaklı ırkçılık %0,1 geliyor. Sonuç itibariyle bu tablo şunu haykırıyor. Aday her kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, önemli olan onun dürüst ve şeffaf olmasıdır. Yeter ki dürüst olsun. AK Parti 1. Bir saniye, keramette bulunmuyorum. Önceki günkü YSK'nın partilerin oy pusulalarındaki kural çekiminden söz ediyorum. Malum 36 parti seçime girecek. İşte bu kuralda AK Parti birinci çıkmış. Yani pusulanın en başında amblemiyle birinci. CHP kaçıncı derseniz 18. MHP'de 31 sonuçlar kısa sürede viral oldu. En çok da CHP'li seçmenler açısından ne sandıkta ne kurada bir türlü ilk sıralara giremedik. Ne olacak bu halimiz? Bakar mısınız kurada bile AK Parti birinci çıkıyor. Tabi kuranın şeffaflığına limon sıkanlar da yok değil. Günün sözü, insanlığı yanlışlar veya kötüler yenemez, onu yenen ruhuna enjekte edilen griliklerdir.